Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Her sabah olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi sabahlar. Günaydın Barış, iyi sabahlar. Bugün yine önemli bir gün. Evet, çok önemli bir gün. Az önce bayağı konuştuk seninle. Galatasaray inşallah turu atlayacak. Rövanş maçına çıkıyor bugün Galatasaray. Yani neydi? İmkansız... Zor imkansız yoktur. Neydi? Zor olan biraz vakit mi alır? Öyle bir şey, bir laf vardı. İmkansız olan biraz vakit alır. Bakalım hocam. Bak şunu söyleyeyim. Demin söyledim ya. Fatih Terim'in saha dışına çıkartılması, sahadan atılması kadar motive edici başka bir şey daha olamaz. Yani Fatih Terim'e bir iyilik yapacak birisi ancak bunu yapabilirdi. Düşünebiliyor musun? Şimdi o duygularla çıkacak. Oynamayacak ama herhalde inşallah Galatasaray. Bakalım hocam, başarılar diliyoruz. Zor tabii, çok zor. Real Madrid gibi bir takım karşısında 3-0 mağlubiyetten. Ya ilk yarı 1-0 bitse olay olur. Yani vallahi ikinci yarı ben şöyle düşünüyorum. Yani ikinci yarıda başladıktan sonra da bir gol, arkasından hemen 3 dakika sonra bir gol atması lazım. Ama ne eğer güzel söylüyorsun. 2-0'dan sonra eğer 15 dakika geçerse o zaman olmaz. Bakalım, başarılar diyelim hocam. Bu akşam merakla izleyeceğiz tabii. Çok zor ama neden olmasın diyelim. Galatasaray daha önce benzer şeyler yaptı. Bu kez rakip biraz daha zorlu tabii ama bir sürpriz olabilir. İmkansız, biraz zaman alır. Başarılar diyelim. Keyifli, güzel bir maç olsun bakalım. Peki. Ben yalnız webinarda olacağım. Yani maçı aslında siz webinarı iptal etmediniz mi? Bilmiyorum ama izleyemeyeceğim herhalde maçı. Maçı bu akşam şifreli değil maç. Genel bir kanal verecek. Dolayısıyla herkes izleyebilir rahat bu akşam. Eyvah, webinarı ne yapsak ya? Ben dün size söylemiştim, bilmiyorum. Vallahi ya, peki, şimdi evet. Başlayalım. Düne bakalım, dünden başlayalım. Dış piyasalarda gelen... Bir de bugün senin çok önemli konukların var. Bugünün gündeminde. Bugünün gündeminde önemli konuklarımız olacak. Akil İnsanlar Heyeti'nin iki üyesi bizimle olacak. Soracağız, çok eleştiri var akil insanlarla ilgili. Bakalım ne diyecekler, ne isteniyor, ne hedefleniyor. Hükümetle, Sayın Başbakan'la görüşmüşlerdi. Oradan hangi mesajları aldılar, ne yapacaklar, biz de merak ediyoruz. Bakalım Celalettin Can ve Abdurrahman Dilipak burada olacak. İkisini İnşallah hayırlısı olur. Yani sonu inşallah hayırlı tabii olur. Tabii hocam, bu şimdi tabii çözüm süreci, hep söylüyoruz. Bir yandan piyasaları da çok ciddi etkiliyor. Dün de siz de bahsettiniz. Şimdi bu çekilme başlarsa işte akil insanlar heyetinin çalışmalarından neler çıkacak, ona bakacağız. Muhalefetin tavrı değişebilir mi? Bunların hepsi piyasayı etkileyecek faktörler. Evet. Umarız hayırlısı olur. Hakikaten adı gibi olur, çözüm olur. Nihayeti barış olur. Öyle umalım. Biz şimdi düne gidelim, dünden başlayalım. Dış piyasalar genel olarak olumsuzdu ama bizim BIST 100 endeksi, ben de buna biraz zor alışacağım ama BIST 100 endeksi %1.55 prim yaptı. Evet. Şimdi neden böyle oldu, nasıl oldu? Dün hazine ihalelerinin başarılı geçmesinin etkisi vardı şeklinde bir yorum var. Hazine ihaleleri nasıldı? Bugün yine ihaleler var. Borsada bu artış sürer mi? Evet. Dün zaten genel olarak hani dış piyasalarda biraz olumsuz başlamıştı. Hatta ben de biraz yukarı açılıp sonra tekrar geri çekilme ve ondan sonra da 83.000'e doğru bir hareket bekliyordum ama hazine ihalelerinin bu kadar başarılı geçeceğini zannetmiyordum. Benim kendi senaryom şöyleydi. Yani borsa 3 gün arka arkaya çok sert düşüş yapmıştı. Geçen hafta cuma gününe kadar %4,5 civarında. Bu düşüşün çok temel bir sebebi yoktu. Daha çok teknik sebeplerdi. Yani kar realizasyonuydu. Yani iyi kazandık, biraz karlarımızı realize edelim dedi. Dış piyasalarda genel olarak olumsuz bir hava vardı. Ama bu olumsuz hava daha sonra yerini akşama doğru olumlu havaya bıraktı. Evet. Amerika'da borsalar artışına devam etti. Bizde de dediğin gibi %1.55, yani 83.360 civarında bir kapanış oldu. Hazine dünkü ihale çok ilginçti Barış. Yani hiç kimse beklemiyordu o kadar başarılı olmasını. Düşünebiliyor musun? 11,5 milyar talep geliyor hazinenin kağıtlarına. Ki bu vadesi 14 Şubat 2018,
de sona erecek. Hı hı. Orada o sırada tahvil bono piyasasında gösterge faiz 6.05-6.10 civarındaydı. Ve 6.38 ortalama faizle hazine bu 11,5 milyar talebin sadece 3 milyarını karşıladı. Yani 3 milyarlık bir satış yaptı. İstese 11 milyarda satış yapabilirdi. Bu hani nereden baksan neredeyse 3.5-4 katı civarında bir talep geliyor. Burada tabii ki önemli olan nokta ki yani benim kafamdaki senaryoya uygun bir hareket yaptı borsa. Özellikle Merkez Bankası Sayın Erdem Başçı'nın Mardin'deki açıklamaları ve geçen ayki para politikası kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamalar tam anlamıyla bir dönüşüm. Yani hı hı. Merkez Bankası'nın bakış açısında ve politikalarında çok radikal bir değişikliği işaret ediyordu. Bu radikal değişikliğin en önemli kilometre taşı artık Merkez Bankası büyümeye destek veriyor. Bu bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Sebebini de şöyle söyleyebiliriz. Mardin'deki konuşma, bunu defalarca söyledim yayınlarda. Erdem Başçı %15 kredi büyümesinin bir sınır ve zorunluluk olmadığını, sadece bunun bir referans alınması gerektiğini söyledi ki bir ay önce Sayın Babacan ve Erdem Başçı Londra toplantısında bunun çok dikkatle izlenmesi gereken önemli bir parametre olduğunu ve kredilerin asla büyümesine izin vermeyeceklerini söylemişti. Şimdi tabii ki 16 Nisan'da yeniden para politikası kurulu toplantımız var. Ve bu toplantıdan faiz indirimi bekliyor bütün piyasa. Özellikle de faizin üst bandı 7.5'a çekilmişti 8.5'tan. Gene beklenmeyen bir şey olmuştu. Zaten o beklenmedik hareket meydana gelince ben bütün bakış açımı değiştirmiştim. Yani şey anlamında, Türkiye'nin büyümesi anlamında. Yani bu para politikası kurulu öncesinde ben Türkiye'deki 2013 büyümesinin %3-3.1 civarında olacağını düşünüyordum. Ancak hani kredileri Merkez Bankası sınırlarsa 3'ü geçmeyiz diye bekliyordum, 3.1'i. Ama o toplantı sonrasında ben hedefi kendi yazdığımız raporlarda da yıl sonu büyüme rakamı olarak 4.1 olarak değiştirdim. Şimdi bunun anlamı şu, eğer büyüme gelecekse ki dün de sanayi üretimi verileri açıklandı, bir ara yanlışlık olduğu söylendi vesaire. O tartışma oldu, evet, o da enteresan bir tartışmaydı. Evet, TÜİK web sitesinde geçen yıla göre %4.4 bir büyüme var. Bir ay öncesine göre de, yani Mart ayındaki büyümede bir ay öncesine göre %1.5. Şu aşamada reel sektör Ocak-Şubat ayları itibariyle stok eritti. Yani elindeki üretimi fazla arttırmadan elindeki stokları eritti. Evet. Yavaş yavaş Mart ayındaki taleple birlikte üretime yeniden geçilmiş durumda. Her ne kadar ben şu anki sanayi üretimi verilerindeki bir miktar yukarı hareket henüz daha çok coşku verici veya güçlü bir hareket olmasa bile hani stoklardaki erimeyi de hesaba kattığımızda tahmin ediyorum Nisan ayı çok daha iyi gelecek. Çünkü otomotiv sektöründen acayip haberler geliyor. Hı hı. Yani otomotiv sektöründe özellikle ilk 3 ayda satışların müthiş patladığını, satış var, evet. Evet, satışların patladığını görüyoruz. Bu otomotiv sektörü hisselerinde de prim yapmasına sebep oldu. Bayağı bir şeyin. Ve gerçekten de Türkiye'ye bakış açısı uluslararası dış piyasalara bakış açısından çok farklı şu an. Buradaki temel hikayeyi tekrar vurgulayacak olursak, birincisi barış süreci ve S&P'nin not söylemi içerisine bunun çok net bir şekilde girmiş olması. İkincisi de hani Türkiye'ye gereken tüm desteğin verileceğine ilişkin sinyaller. Bu Orta Doğu'daki enerji pazarında işte Kerin'in iki ziyareti, Kerin'in geldiğinde verdiği mesajlar. Evet, o mesajlar, İsrail'in özrü vesaire. Hı. Burada Türkiye muazzam bir merkez haline dönmüş durumda. Yani eskiden hani iki kutuplu dünyada sosyalist hani Rusya'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ki dönemde tek kutuplu hale gelmişti. Artık Rusya'da kapitalist bir sisteme geçti. Çin biliyorsun tamamıyla tam anlamıyla bir kapitalist ekonomi izliyor. Artık herkes aynı yola girmiş durumda. Bu ortamda hani Türkiye'nin genel konjonktürel olarak jeopolitik olarak öneminin azalacağı söylense de
felaket bir şekilde önemi artmış durumda ve bunu piyasalarda tabii satın alıyor. Mehmet Şimşek en son Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Euro Finance toplantısında da vurguladı. Daha sonra Wall Street Journal'da da önemli bir yazı çıktı bu konuda. Hani barış süreci eğer gerçekleşirse bunun ekonomiye yapacağı katkıyı Mehmet Şimşek şöyle dedi. Resmi bir rakam vermedi. Yani net bir rakam söylemedi ama 100 milyarlarca dolar şeklinde bir ifade etti ki bugüne kadar yapılmış çalışmalar teröre harcanan paranın oldukça yüksek olduğunu, eğer oraya yatırım olarak gitseydi çok daha farklı bir resim ortaya çıkacağını belirtiyor. O anlamda barış sürecinin ekonomi üzerindeki etkileri tartışılıyor. İşte böyle bir ortamda Barış şöyle bir şey daha var. Her ne kadar Moody's'in not artırım beklentisi şu an tamamıyla göz ardı edilmiş olsa da özellikle Haziran'a kadar oradan da bir yatırım yapılabilir notu gelecek olursa hikaye çok değişecek. Şimdi bir olumsuza dönüyoruz, bir olumluya dönüyoruz falan ama şu anki olumluya dönüş yani bizim piyasalarda demin senin sorduğun soruya ilişkin olarak olumluya dönüş tamamıyla Merkez Bankası'nın 16 Nisan'da yapacağı para politikası kurulu toplantısından olumlu bir sonuç çıkacağı. Bir, şöyle dün dolarda çok sert bir aşağı hareket vardı. Yani evet. 1.80 kırıldı, tam 1.78-50'lere kadar düştü. Son 6 haftanın en düşüğü. Evet, en düşüğü ve buradaki kırılma çok sert oldu. Şimdi Merkez Bankası da artık yeni politikası şu, düşük faiz yani negatif reel faiz, yüksek kur. Fakat içeriye acayip deli gibi para girmeye başladı. Özellikle son iki haftada. Yani Türk tahvillerine 3 milyar dolar civarında hatta daha fazla giriş olduğu belirtiliyor. Bunu tabii Mart ayı, Nisan ayı rakamlarında göreceğiz. Yabancı yatırımcıların net alışlarını, pozisyonlarını. Bu tahvil bono faizini çok sert bir şekilde aşağı çekti. Hatırlarsan 6.35 seviyelerine geldiğinde evet. Faizler dedi ki tahvil bonoya girin. Tahvil bono fonlarına. Çünkü mevduattan biraz çıkıp tahvil bono fonu almak çok anlamlıydı. Çünkü faizler 6.50'lere yaklaşmıştı. Oradan alanlar eğer alan olduysa geçen hafta ve önceki hafta yükseldikçe tahvil bono önermiştik. Bu 5.85'e düştü, 5.86'ya düştü. Bugün yine ihaleler var. Ve bugünkü ihalelerde dünkü başarı aynen tekrarlanır mı bilemiyorum ama piyasa şu an dünkü başarının bugün de tekrarlanacağını düşünerek alım yönünde hareket ediyor ve bu sabah itibariyle de tahmin ediyorum piyasa oldukça yukarıda açılacak. Yani 83.500'ün üzerinde bir açılış olabilir. Hatta 84.000'e doğru bir yükseliş de olabilir. Çünkü dış piyasalarda da sorun yok bu sabah itibariyle. Amerika'da Dow Endeks'i %0.33 artmış. S&P %0.63 artmış. Çin artıyor. İspanya'dan şimdi, bazı olumsuz haberler vardı hocam. Evet, İspanya'dan vardı. Portekiz'den vardı. Bu olumsuz haberler. Dün piyasalar bunu aldı ama şeye baktığımızda İspanyol faizlerine, İtalyan faizlerine baktığımızda orada faizlerde yükseliş olmuyordu. Yani faizlerde düşüş vardı. Hani orada biz şeyi anlamaya çalışıyoruz. Olumsuz bir haber geldiğinde piyasa bunu ciddiye alıyor mu? Yani piyasa eğer onu ciddiye alıyorsa İspanyol faizlerinde yükseliş olması gerekiyordu. Evet. Veya İtalyan faizlerinde. Nitekim Portekiz'de Anayasa Mahkemesi şeyi reddetti. Emekli ve memur ücretlerinden kırpıntıya gidilmesini yani onların indirilmesini reddetti. Portekiz'in 2 milyar euro civarında bir kaynak yaratması gerekiyor. Bu konuda vergiyi arttırın şeklinde bir öneri geldi onlara. Portekiz bunu yapmayacaklarını söyledi. Tahmin ediyorum sağlık, eğitim vesaire harcamalarından bir 2 milyar tasarruf etmeye çalışacaklar. Çünkü Anayasa Mahkemesi ücretlerde düşüşü kabul etmedi. O acaba hani Portekiz kurallara uyamayacak mı endişesi oluştu. İspanya'daki sıkıntı biliyorsun daha çok bankalardan kaynaklanıyor ve oradaki firmaların da kredi ödemekte güçlük çekmesinden kaynaklanıyor. Şu an aslında bizim sahip olduğumuz en önemli esneklik ne biliyor musun? Paramız bize ait. Yani Türk lirası Türklere ait. Ama İspanya'nın eurosu var. Yunanistan'ın eurosu var, İtalya'nın eurosu var ve bunlar para arzıyla hiçbir şekilde para tabanıyla oynayamıyorlar. Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın bunu yapması gerekiyor. O da Merkel'den korkusundan genel olarak faizleri indiremiyorlar. Eğer sıkıntıya giren bir ülke olursa bunların tahvillerini alacaklarını belirtiyorlar.
Hepsini bir araya getirdiğimizde, koyduğumuzda çok net bir şekilde şu çıkıyor. Türkiye ayrışıyor. Yani Türkiye tamamıyla dış piyasalardan ayrışıyor. Bugün Çin'de enflasyon oranı beklentilerin altında gelince ve enflasyon düşüşe geçince Çin borsasında artış vardı. Japonya zaten almış başını gidiyor. Dün Mobius, Mark Mobius dünyanın önemli hisse senedi fonu yatırımcılarından bir tanesi, işte rally yeni başlıyor şeklinde bir yorum yaptı. Bu da belki etkili olmuş olabilir. Biz de hani çok etkili olacağını zannetmiyorum onun yaptığı yorumun ama şöyle bir görüş var. Dow ve S&P endeksi Amerika'da belli dirençlerini yukarı kırdı. Bundan sonra orada herkes bir düşüş bekliyor. Yani evet, bir ciddi düzeltme bekliyorlar. Şimdi ciddi düzeltme henüz gelmiş değil. Amerika'da bir olay olması lazım, bir gelişme olması lazım, çok kötü bir veri gelmesi lazım ve orada sert bir düzeltme olması lazım. O zaman biz de etkileneceğiz. Yani o zaman biz ne kadar pozitif ayrışırsak ayrışalım, hı hı, orada %1,5'un üzerinde bir düşüş bizi de ciddi biçimde aşağı çeker. Yalnız orada şu risk de göz önünde bulundurulmalı. Direnç kırıldıktan sonraki hareketlere baktığımızda bekleme yapıyor şu an endeksler. Ve bu bekleme sırasında çok ciddi bir satış gelmediğini de görüyoruz. Ve Amerika'da geçen hafta Cuma günü beklentilerin yarısı kadar gelen tarım dışı istihdam verilerine rağmen Amerika Pazartesi günü tekrar yükselişe geçti. Gelen ekonomik veriler ciddi kafa karıştırdı geçen hafta. Hmm. Amerika'da bir anda hani şey olarak yorumlamışlar, tarım dışı istihdamın çok kötü geldiği için yolun üzerindeki bir bump diyorlar ya, bu şey kasis olarak yorumlanmış. Araba orada bir sallandı, sarsıldı. Bu hafta gelecek verilerde, bu perakende satış verileri vesaire, onlarda eğer olumlu gidişatın devam ettiği görülürse orada yükseliş de bence devam eder. Bir de Amerika'da bilanço açıklama dönemi başladı. Şimdi ilk 3 aylık sonuçları gelmeye başlayacak şirketlerin. O bizi çok fazla etkilemez. O zaman genel görünüm olumluya dönüyor diyebiliriz herhalde. Şöyle, geçen hafta itibariyle çok karamsar bir tablo vardı ama, hı-hı, ben bu karamsar tabloyu çok fazla şey yapmıyordum. Yani çok ciddiye almıyordum çünkü teknik bir düzeltme yapıyordu. Hem bizim BIST 100 endeksi hem de diğer borsalarda da çok kötüleşme yoktu. En kötünün olduğu Kıbrıs, Güney Kıbrıs olayında dahi parite 1.28'in altını gördüğü anda geri döndü ve Euro dolar paritesi 1.31'e evet, kadar gitti. Dolayısıyla orada o bütün stres absorbe edildi. Şu andan itibaren yeniden bir olumlu hava tekrar başlayabilir. Fakat yatırımcı yine de dikkatli olsun. Özellikle hani şunu çok net söyleyebilirim. Bugünkü yazımda da, bilgiyatırımcı.com'da verdiğim yazımda da onu net bir şekilde vurguladım. Hani hangi şartta olursa olsun 82 bin seviyesi endekste eğer aşağı geçilecek olursa orada stop yapmak gerekir. Çünkü altı boş. Yani 76 bine kadar altı boş. Hani şu an bu güne olumlu başlıyoruz ama öğleden sonra hazine ihaleleri çok kötü geçip, tabii, ciddi bir satış geldiğinde eğer onun altına giderse yatırımcının ona dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi hocam, bu konuştuklarımızla ilgili yorumlar var. Tabii Turgut Bey diyor ki bir sıra borsacılar televizyon karşısında Avrupa Birliği'ne ne zaman gireceğiz, hangi bölümler görüşmeye açılıyor diye dakika dakika haber beklemekteydik. Bugün kimsenin konuştuğu yok. Barış süreci bir süreçtir ve lütfen borsayı bu süreci çok fazla endekslemeyelim. Bırakalım rahat rahat çalışsınlar, yoksa bu iş çok can yakar demiş. Bu barış süreciyle ilgili, onun ekonomiye, piyasalara etkisiyle ilgili olarak. Sayın Çiftçi de diyor ki hocam bugün önemli direnç neresi? İşlem hacmi düşük gidiyor, ne dersiniz? İşlem hacminin düşük gitmesi bu tür zamanlarda şey değil, çok olumsuz bir durum değil. Yani özellikle işlem hacminin hani ben şunu söyleyebilirim. Eğer artış varsa ve işlem hacmi yavaş yavaş, hı hı, yükseliyorsa 5 dakikalık grafiklerde işlem hacmi yüksek. Hani süreç içine baktığımızda, ama günlük grafiklere baktığımızda işlem hacmi o kadar yüksek olmadı. Daha düşük gerçekleşti. Bu sanki grafiğe baktığım anda ben dün yükseldik, bugün belki biraz daha yukarı gideceğiz, sonra da düşeceğiz görüntüsü var. Yani 3 günlük düşüşün ardından, 3 günlük düşüşün ardından, dikkat edersen şuradaki düşüşün ardından sonra yükselmişiz. Evet. Bugün tahmin ediyorum yukarı açacağız. Yani 83.500-84.000 aralığından açacağız. Sonra belki tekrar aşağı geleceğiz. Bu dış piyasalar belirleyecek. Fakat demin söylediğim 82.000 desteği şurası. Yani bu 82.000'in altında bir kapanış olursa az önce verdiğim gibi şu bölge altı boş. Yani burada direkt 77.000
en 77 bin seviyesine kadar bir düşüş olabilir. Onun altında da 76 bin var. 75 bin, 750, 76 bin seviyesi var. Dolayısıyla bu destek mutlaka takip edilmeli. Yani bu desteğin altında kapanış olacağını görürse yatırımcı mutlaka nakde geçmeli. Yani hisse senetlerinde. Ama daha önce de bunu söyledim. Dünkü yorumda da söyledim. Hemen 82 bini kırıp aşağı gideceğimizi düşünmüyorum. Burada bir omuz baş omuz formasyonu bekliyorum. Yani şöyle diyebilirim. Onu çizelim. Yani şurada bir şöyle bir hareket var ve buradan itibaren tekrar yükseliyoruz. Belki 84.250 seviyesine geleceğiz ve belki oradan tekrar aşağı döneceğiz. Ama Merkez Bankası'nın 16 Nisan'daki toplantısını piyasa bekleyecektir. Yani onu satın almaya bence devam edecektir ve bu aşamada 82.000 altında pek kapanış beklemiyorum. Yani dışarısı çok kötü bozulur, bir şey olur. Ne bileyim İspanya'dan, İtalya'dan, Portekiz'den yeni kötü haberler gelir. Euro dolar paritesi 1.28'in altına gider. O zaman biz de burayı aşağı kırarız. Ama endeks açısından şu an benim beklentim 84.000 seviyesi. Peki ne olursa daha da yükseliş olur. Hı hı. Hani direnç neresi diyor izleyicimiz. Şu baz olarak çizdiğimizde tam direnç noktası... onu silelim şunu. Direnç noktası yaklaşık olarak şu seviye. Yani 84.700 seviyesi. Hani 84.500-700 aralığına kadar gidebiliriz teknik olarak. Oraya kadar gidiş yeni bir çıkışın başladığını göstermez. Ama 84.750'nin üzerinde bir kapanış şu başlayan rally'nin, yani şurada başlayan sert hareketin devamını getirir. Olasılık yüksek mi? Bence düşük. Yani 86.700'ü denedik ve geçemedik. Evet. Ve ondan sonra sert aşağı geldik. Şimdi bir daha bir yukarı deneme gerçekleşebilir. Ama benim tahminim 84.500'ün üzerinde bu hafta bir kapanış olmaması yönünde. Evet. Şimdilik şey yapılmadı. 84.500'e gelince biraz nakde geçilebilir. Peki hocam, devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden beraberiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Şimdi tüm detaylarının size ve ailenize göre tasarlandığı bir yer hayal edin. Mağazalar, sağlıklı yaşamın enerjisi, bayanlara özel teras havuzu, çocuklar için yemyeşil oyun alanları ve ferah daireleriyle Kavaklı Konakları Beylikdüzü'nde. 0212-876-29-00. Hayatımızın üçte biri yatakta geçiyor. Merinos Yatak Tasarım Merkezi işte bu yüzden var. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen Merinos yataklar, tam ortopedik LFK yay sistemiyle omurga sağlığınıza destek oluyor. Rahatlık ve konfor sağlayan akıllı kumaş teknolojileri ise kişiye özel uyku çözümleri sunuyor. Merinos, uykunun en iyi yeri. İnternette haber demek, tathaber.com demek. Haber kargaşalığından arındırılmış, temiz, sade dizaynı ve net okunan yapısıyla haberi kaynağından okuyun. tathaber.com, haberin bir tık önünde. Aydan Şener'in değişmeyen güzelliğinin sırrı, ilk kullanımda etkili sonuç veren, özel formülüyle benzerlerinden tamamen farklı Dermokil Maske. Önce cildimize uygun ürünü seçiyoruz. Dermokil Maske, siyah nokta, ölü hücre ve toksinleri dışarı atarak cildimizdeki ferahlığı anında hissettiriyor. Dermokil'in cilt, vücut ve saç bakım ürünleriyle doğal güzelliğinizi ortaya çıkarın, hep genç kalın. Dermokil, kilden gelen güzellik. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam, altın. Çok sert yükseliş, düşüşler var. Altında bundan sonraki yön neresi acaba? Ona bir bakalım isterseniz. Yine Soros'un
dikkat çekici açıklamaları vardı. Son Euro krizi sırasında güvenli liman statüsünü kaybettiğini ama buna rağmen yine merkez bankalarının alıma devam edeceğini söylemişti. Soros bize ne anlatmaya çalışıyor? Şöyle, altında barış oldukça sert bir hareket gerçekleşiyor. Yani 1600 seviyesini aşağı kırdıktan sonra 1540'lara kadar geriledi altın ve ardından da 1580'e gelip 1575 civarında bulunuyor. Fakat TL bazında baktığımızda altın hem dolar bazında düşerken dolar da TL karşısında düştü. Dolayısıyla dolar düşünce TL bazında altın daha fazla düştü. Yani 90-91 aralığı derken 90'ın da altına geldi. Zaten geçen haftaki yorumlarda özellikle bunu vurguladım. Köşe yazımda da gazetede özellikle vurguladım. Altın için daha kötü bir dönem başlıyor diye. Altın önümüzdeki belki 3 ay, 6 ay boyunca sıkıntılı olacak. Şöyle ki dünyada altınla ilgili araştırma yapan, yani altın piyasasıyla ilgili uzman kuruluşların yayınladığı raporlar var. Burada fonların ve artı bireylerin bir miktar altından çıktığı, merkez bankaların genel olarak şu an altın alımı yaptığı ama bireyler ve fonların çıkışlarının merkez bankası alımlarından daha yüksek olduğu, bu nedenle de altının aşağı doğru gittiği ve bir miktar daha gideceği belirtiliyor. Şimdi altın çok zorlanıyor. Altının bir an önce 1625'in üzerinde kapatması lazım. Normal yukarı hareketini devam etmesi için. Sıkışma arttı ve bu sıkışma daha önce şu bölgedeki, yani Mayıs ve Mayıs'tan işte Ağustos 2012'ye kadarki şu bölgedeki sıkışma ya benzer bir sıkışma izliyoruz. Yani aynı hareketler burada da oluyordu. Buradaki hareketleri izlemeye devam edeceğiz. Yani benzer hareketleri izleyeceğiz. Yani altın gelecek, 1575'ten yeniden 1600'e gelecek. 1630'u pek fazla geçemeyecek. 1625-1630 aralığı veya 1620-1630 aralığında altını olanlar bir miktar satıp daha sonra tekrar alttan alım düşünebilirler. Fakat burada kötü bir görüntü şöyle oluştu. Altında dünya piyasalarında şöyle bir aşağı trend var. Ve bu aşağı trendin üst bandına baktığımızda yaklaşık olarak 1615 dolar seviyesini görüyor. Yani 1600'ün üzerine geldiği anda altını bir miktar satıp sonra beklemeye geçmek gerekir yeniden almak için. TL bazında da sıkıntı şu, dolar TL değer kazanıyor. TL değer kazanınca karşısında da TL değer kazanınca sonuçta altında daha fazla düşüyor. Onun için altının TL fiyatına bakalım. TL fiyatında dikkat edersen burada 89.45'e kadar gerilemiş durumda. Yani şu şekilde. Ve çok uzun zamandır bu seviyenin altına düşmüyor. Yani dikkat edersen bu seviyeyi hiç aşağı kırmadı. Ve burayı belki 4 kere 5 kere denedi ve aşağı kırmadı. Bu dolayısıyla desteği aslında güçlendiren bir faktör. Fakat Barış, şöyle bir sakatlık var altında. Altın dünya piyasalarında aynı seviyede kalsa bile eğer dolar TL kuru aşağı giderse altın da aşağı gidecek. TL bazında altın da aşağı gidecek. Bu anlamda şu direnci bizim kırmamız çok zor. Yani TL bazında şu direncin geçilmesi oldukça zor. Yani bu trendin yukarı kırılması gerekiyor. Yani bu trendin yukarı kırılması için de altının 94 lirada kapanış yapması gerekiyor. 93-94 arasında. Şu an bu olasılık zayıf. Normal şartlar altında teknik olarak baktığımızda altın aslında 89 liradan al vermiş durumda ve 91 lira, 92 liraya kadar çok rahat bir yükseliş yapabilir. Çok kısa vadeli düşünenler için söylüyorum. Bir yıldan uzun vadeli düşünenler tutsun derim. Ama 1525-1450 aralığına kadar da gerileme olasılığı var. Dolar bazında söylüyorum, ons dolar bazında söylüyorum. Soros'un söylediği şey şu. Avrupa Birliği'ndeki kriz altını güvenli limanlı olmaktan çıkardı diyor. Evet. Özellikle Euro'daki kriz sırasında insanlar elindeki altını bozdurarak işte nakit likitte sağlamaya çalıştılar. Bundan sonraki süreçte merkez bankalarının alımı nedeniyle çok fazla düşmez ama çok da fazla kazandırmaz yorumunu yapıyor. Bu bir süre daha devam edecek. Benim beklentim bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına kadar altın bu sıkışık hareketini en azından devam ettirecek. Ne çok kazandıracak ne de belki çok kaybettirecek. Biraz daha kaybettirme olasılığı fazla. Ama Ağustos'tan sonra
özellikle küresel enflasyondaki gelişmelerle birlikte yeni bir resim ortaya çıkabilir. Avrupa Birliği'ndeki kriz daha da sıkıntılı bir hal alabilir. Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın bu dönem ciddi bir şey yapması lazım. Faiz indirmesi lazım. Hı hı. Eğer faiz indirmezlerse Avrupa'da gitgide derinleşen bir kriz göreceğiz. Mutlaka faiz indirimi gerekiyor. Peki hocam, altınla paralel olarak o zaman dolar Türk lirasına da bir bakalım. 6 haftanın dibinde dedik. Düşüş sürer mi? Dolar için alım noktası neresi acaba? Dolarda şöyle Barış. Şimdi grafiği tekrar verelim arkadaşlar. Özellikle dolarda 1.8250 seviyesi, yani açıkça bizim programlarımızı sürekli izleyenler zaten biliyorlar. Özellikle 1.80 ile 1.8250 aralığında hiç alım önermedik. Dolarda kesinlikle bu seviyeler uygun değil. Olsa olsa 1.83 direnci var demiştik ki 1.83 direncinden döndü tam. Yani tam geldi, 1.83'e yaklaştı ve 1.8250 seviyesinin civarından dönüş yaptı. Ve asıl tehlikeli şu an dolardaki 1.80 seviyesi kırıldı aşağıya. Ve 1.80 seviyesinde kırıldıktan sonra da sert bir şekilde aşağı gidiyor. Neden gidiyor dolar aşağıya? Hı hı. Şimdi bir yandan Merkez Bankası demiş ki bankalar 600 milyon dolar tutarında daha bana karşılık ayırmak zorundalar. Yani roku arttırarak. Şimdi 600 milyon dolarlık talep yaratıyorsun. Öbür taraftan yani altınla birlikte, yani altınla birlikte 600 milyon dolarlık ekstra bir talep yaratıyorsun. Artı faizleri indiriyorsun. Türkiye'deki getirileri oldukça düşük seviyeye indiriyorsun. Buna rağmen eğer dolar düşüyorsa, o zaman o talep, yaratılan talep ve faiz düşüşünden etkilenmesi gereken doların gelmemesi lazım ülkeye. Fakat son faiz yükselişi, 6.50'ye gidiş tahvil bono piyasasında bir anda iştahları kabarttı. Yani %6,5 faizi nominal bazda yabancı nerede bulabilir ki? Onlar Türkiye'deki enflasyonla da ilgilenmiyorlar. Yani Türkiye'deki enflasyon Türkiye'deki yatırımcıyı ilgilendiriyor. Hı hı. Onlar sadece dolarla ilgileniyorlar. Yani onlar diyorlar ki ben getirdim 1 milyar dolarlık tahvil aldım. Kaçtan aldım? 1.82 iken dolar bozdurdum. Ben bu 1.82 iken bozdurduğumda bir yıl beklesem ve 1 milyar dolarıma %6 kazanacağım. Bu inanılmaz bir rakam. Yani 65 milyon dolar kazanacaksın. %6'sı, %10'u 1 milyar doların tabii 100 milyon dolar ediyor. 60-65 milyon dolar kazanacaksın. Peki ben çıkmak istediğimde kur ne olur? Bu kuru da zaten belirleyen ana unsur benim, yabancıyım. Ben paramı çekmek istediğimde kur yukarı gidecektir. Yani ben getiriyorum, parayı veriyorum, dolar düşüyor. Şimdi adam bak, bir hafta önce tahvil bonu almış olsa 6.50'den, tamam mı? Şimdi 5.86'ya düştü gösterge faiz. Hı hı. Oradan acayip bir kar yazdı. Bir hafta önce almış olsa 1.82'den bozdurdu bu adam. En kötü ihtimal 1.81'den bozdurdu. 1.81'den kurlar da gelmiş 1.78.50'ye. Yani hiçbir şey yapmasa, parasını likitte tutsa şu an zaten kur düşüşü kadar bir para kazanmış oluyor. Yani Amerika'da bir yılda %0.20 verilirken, %0.20, sen Türkiye'ye geliyorsun %1'in üzerinde, %1.5 üzerinde bir haftada para kazanabiliyorsun. Burası ballı kaymak. Dolayısıyla hazinenin zaten ihalesinin çok başarılı geçmesinin bir sebebi de bu. Faizlerin, hı-hı, yükselmiş olması. Dış dünyaya baktığında öyle bir faizi çok fazla bir yerde bulamıyorsun. Var birik ülkelerinde falan ama onlarda da büyüme yavaşlıyor. Büyümeye de destek vermiş Merkez Bankası. Böyle bir ortamda dolar TL kuru geriliyor. Benim tahminim son 3 günde 4 günde acayip bir para girişi oldu tahvil bonoya yabancılardan ve o yüzden dolar bu şekilde sert geriliyor. Dolarda alım yeri neresi? Benim tahminim 1.77 seviyeleri iyi bir, hı hı, kısa vadeli alım yeri olur. 1.77'nin altındaki her yerden tam 1.80'in üzerinde söylediğimin tersini söyleyeceğim. 1.80'in üzerinde asla buralardan alım yapılmamalı. Sonra nasıl olsa geri çekilecektir diyorduk. 1.77 veya altına geldiğinde de kısa vadeli alım düşünebilir. Piyasa açıldı herhalde hocam. Gong sesini duyduk. Evet, şu an İMEK
İMKB değil, BIST 100. Evet, BIST 100 açıldı. İstersen hemen onu bir verelim. 5 dakikalık grafiklerde ne oluyor? Evet, 83.650'den açıldı. Zaten az önce de söylemiştim. 83.500 ile 84.000 aralığında bir seviyeden açılacaktı. Yalnız boşluk bırakarak açıldı. Burada bir boşluk var. Bu boşluğu seans içinde doldurur. Yani tekrar seans içerisinde 83.300'e doğru bir geri çekilme görürüz. Bu olumlu beklentiler nedeniyle yüksek açıldı. Geri çekilir ama bugün itibariyle özellikle 82.000 seviyesi önemli. Dün destek olarak koyduğu 82.850 seviyesi bugünün çok önemli desteği. Gün içi destek 82.850. Bu aşağı kırılırsa 82.000'e kadar gideriz. Ama bugün itibariyle dış piyasalar da olumlu. Dolayısıyla 82.850'nin üzerinde tutunacağımızı düşünüyorum. Peki hocam, Kemal Sağır diyor ki endeksin altı boş diyorsunuz ve yatırımcının satıp nakde geçmesini öneriyorsunuz. Benim anlamadığım, kim alacak, nasıl nakde geçilsin? Satan düşeceğini görüyorsa alan da bu düşüşü görmez mi? Görmesi gerekmez mi? İşte öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Ben şimdi endeksin altı boş diyorum ama bir şart koyuyorum ortaya. Bunun çok net anlaşılması lazım, bu şartın. Hı hı. Nedir bu şart? 82.000'in altında kapanış olacağını anladın. O sırada %90'ı yatırımcının, ben iddia ediyorum, şöyle düşünecektir. Buradan döner diye düşünülebilir. 82.000'in altında kapanış olacağını anlarsanız o zaman nakde geçip bekleyin diyorum. Çünkü o zaman 77.000'e kadar bir düşüş olasılığı var. Ama şu şartlarda söylemiyorum zaten. Bu şöyle bir referans. Yani şu olursa şu yapılma. Bunu ne söylüyor bize? Ne söylüyor? Niye öyle söylüyoruz? Yatırımcı genel olarak zarara geçtiği andan itibaren satmayı düşünmez. Hı hı. Bu yüzden çok büyük zarar ederler. 84.250'yi daha önce stop olarak vermiştim. Burası kırılırsa eğer aşağı, orada nakde geçilmeli. 84.250 kırılırken kimse nakde geçmedi. Alanlar vardı. Evet. Ya oradan döner şeyiyle kim alacak sorusuna ben şunu söyleyeyim. Direkt olarak öyle bir anda ani satış geliyor ama geri gittiği anda tekrar burada ayı tuzağı olur, beklentisi de yükseliş de oluyor. Şu ana kadar birisi satıyorsa birisi alıyor zaten. Öyle bir durumda hani çok tehlikeli, çok kötü bir haber geldi. Bir anda herkes satışa geçtiği durumlar hariç ama normal şartlar altında geldik, indik, 82.000'in altında kapatacağımızı anladık. Böyle bir durumda o zaman çünkü risk çok büyüyor. Yani 76.000'e kadar risk büyüyor. Ben şu an satın falan demiyorum. Yani normalde pozisyonlar tutulmalı. 16 Nisan'a kadar Merkez Bankası'nın beklentileri var ve verdiğimiz destek de çok net. Bir sonraki vereceğimize kadar yani şimdi 86.000'e gitse endeks, direkt yine benim vereceğim stop seviyesi 84.250 olacak. Yani 86.000'e kadar çıkarsak eğer, 84.250 aşağı kırılırsa bu sefer orada stop yapılmalı diyeceğim. Bunlar tamamıyla teknik hareketler. Yani teknik analizin bize söyledikleri. Evet. Biz teknik analiz kurallarını aktarıyoruz. Peki hocam, süremizi doldurduk. Bu arada mesajlar var. Bu akşam maçı boş verin, webinar yapın diye. Onu da belirteyim vallahi size. Valla ben şimdi hayır, bu maç nedeniyle webinarı şey yapsam mı diyorum. Yani çarşamba da yapabiliriz. Ya ne olacak? Çarşamba'da Fener'in maçı yok değil mi? Perşembe Fenerbahçe'nin maçı sanırım. Siz onu değerlendirirsiniz hocam. Ben mesajları iletmiş olayım size. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarını ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza, bugünün gündemine devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.